Kaloriferli ortamlar, alerjenlerin ortamda birikmesi ve daha uzun süre alerjenlerin, polenlerin havada kalması nedeniyle daha fazla alerjen maruziyetine neden oluyor. Ortamın nem oranını düşürüyor. Özellikle yüksek sıcaklıklar havanın kurumasına neden oluyor. Bu da işte burun mukozamızın, gözlerimizin, tüm hava yollarımızın kurumasına neden oluyor. Hava yollarına daralmaya neden oluyor. Alerjik rinit olan kişilerin şikayetleri artıyor. Yine hava yollarının daralması, astım, KOAH gibi hastalığı olan kişilerde solunum şikayetlerinin artmasına neden oluyor. Boğazda gıcık hissi, sürekli bir öksürme, nefes darlığı gibi şikayetleri arttırabiliyor. Ortam ısısının kaloriferli ortamda gün içerisinde 20 ile 22 derece arasında olması gerekiyor. Bunu bir termostat aracılığıyla ya da ısı ölçerle takip etmek gerekir. Gece uyku sırasında ise 18 derece daha kaliteli bir uyku sağlar. Vücut daha rahat dinlenir ve hava yollarımızın kurumasına engel olur. 18 derece gece için de ideal bir düzeydir. Eğer ortamdaki hava kuruysa nem ölçerlerle %40 ile 60 arasında olacak şekilde nem oranının dengelenmesi gerekir. Bunu yapmak için nem oranını dengelemek için neler yapabiliriz? Örneğin kalorifer peteklerine su dolu kaplar asılabilir. Ortama bir kap içerisinde doğal olarak temiz su konulabilir ve ortamın nem dengesi sağlanabilir. Eğer bunlar yetersiz oluyorsa evet nemlendirici cihazlar kullanılır. Faydası da faydası da olur. Ama dikkatli kullanmak lazım. Günlük temizliklerinin yapılması lazım. Yine bunların içerisine herhangi bir koku, ortamın hani daha fresh olması için koku vesaire eklememek lazım. Çünkü kimyasal maddeler daha fazla iritasyona neden oluyor. Mesela doğru bilinen bir yanlış da işte peteklerin üstüne su kabı değil de çamaşır asalım ortama. İşte o çamaşırın içerisindeki deterjan kimyasalların kururken ortama yaydıkları koku hava kalitesini bozar. Bu açıdan dikkat etmek gerekiyor. Keskin kokular, toz, solunum yolu hassasiyeti olan kişilerin şikayetlerini arttırıp tetikleyici faktörlerdir. Bu nedenle bunlardan uzak durmak için herhangi bir nemlendiricilerin içerisine koku etkisi olabilecek maddeleri eklememek gerekir. Yine kalorifer peteklerin içine ya da oda içerisinde çamaşır kurutmamak gerekir. Bizler kaloriferli ortamlarda ısının yüksek olması, konforumuzun artması nedeniyle uzun süre zaman geçiriyoruz. Farkında olmadan eğer ortam yeterince havalandırılmazsa düzenli olarak, pencereler açılarak yine bakteri, virüs gibi enfeksiyonların daha fazla yayılmasına, dolayısıyla kış aylarında solunum sistemi enfeksiyonlarının daha fazla olmasına neden oluyor. Buna dikkat etmek gerekir. Ortamın toz ve alerjenlerin düzenli temizlenmesi, kullandığımız bu cihazların filtrelerinin ve günlük bakımlarının yapılması çok fayda sağlar.